ulaştığını hepimiz biliyoruz. Bizim ayrışmaya değil birlikteliğe ihtiyacımız var. Bölünmeye değil beraber olmaya ihtiyacımız var. Ülkemizi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz. Onların sorunlarını çözmek için zaten siyaset yapıyoruz. Vatandaşı ayırmak, birbirine kırdırmak için değil. Terörden duyduğumuz, yaşanan olaylardan duyduğumuz endişeleri karşılıklı olarak dile getirdik. Hiç kimse bu güzel ülkede bir çocuğumuzun burnunun kanamasını istemiyor. Huzur içinde bu ülkede yaşamak istiyoruz. Ayrışan siyaset bizi bu noktaya getirdi. Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Hepimiz büyük bir endişe duyuyoruz. Ve emin olun endişe sadece Türkiye'de siyasetçiler için geçerli bir kavram olmaktan çıktı. Bütün dünyanın Türkiye ile ilgili endişeleri oluşmaya başladı. Komşularımız, yakınlarımız, dostlarımız, akrabalarımız, pazarda alışveriş yaptığımız vatandaşlarımız, sokakta gezen vatandaşlarımız aynı endişeleri duyuyorlar. Bu endişeleri gidermeliyiz. Umutlarımızı asla yitirmemeliyiz. Türkiye büyük bir ülkedir, Türkiye güçlü bir ülkedir. Kendi sorunlarını aşabilecek kapasiteye ihtiyacı vardır, kapasitesi vardır. Ve siyaset kurumunun görevi ayrıştırmak değil, ortak paydayı büyütmektir. Siyasi partilerin elbette ki dünya görüşleri farklıdır, ekonomi politikaları farklıdır. Ama sonuçta biz hepimiz bu ülkenin çıkarları için, vatandaşlarımızın çıkarları için mücadele ediyoruz. Ve kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayrışan bir toplumdan değil, beraber olan bir toplumdan yanayız. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir siyasi gelenekten geliyoruz. O nedenle bu ziyaret bizim için çok önemliydi. Bu ziyareti yaptım. Keşke bu ziyareti bütün siyasal partiler birbirlerine yapabilseler. Ve gerginliği emin olun, gerginliği yaratan siyaset kurumu, bu gerginliği sona erdirecek olan da siyaset kurumudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Sayın Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Söz konusu teröristlerin Suriye'den geldikleri için kendilerini takip edemediklerini ifade etti. Bir de bu saldırıda PKK ile IŞİD'in ortak bir organizasyon olduğunu söyledi efendim. Bu konudaki düşünceniz nedir? Bir de efendim istifa etmesini istediğiniz bakanların yargılanması için seçim öncesi bir girişimde bulunacak mısınız? Değerli arkadaşlarım, Sayın Davutoğlu olayların yoğunluğu ve ağırlığı altında ezilen bir kişi. Özellikle son günlerde yaptığı açıklamalar kendi içinde ciddi çelişkilerle dolu. O nedenle yapılan bu açıklamaları büyük bir endişeyle izliyorum. Onu ifade edeyim. Suriye'den geldiler. İyi de Suriye'den Ankara'ya kadar nasıl geldiler? Yani bunu sormayacak mıyız şimdi? Bunu takip eden hükümet yok mu? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Suriye'den geldiler, takip etmedik. Ha böyle şey olabilir mi? Sanki olay Suriye sınırında oldu ve Suriye toprakları içinde oldu. Biz de takip etmedik. Beyefendi, olay Ankara'da oldu. Ankara garında oldu. Olay Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 500 metre mesafede oldu. Siz orada neden önlem almadınız? 99 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakımda olan çocuklarımız var. Bu sorunların altında hükümet ezilmiş vaziyette. Türkiye'de ciddi bir yönetim boşluğu var. Ciddi bir yönetim boşluğu var. Ne söylediğini bilmeyen bir başbakan. Önlem almayan bir İçişleri Bakanı. İnsanların ölümü karşısında televizyonlara çıkıp gülümseyen bir Adalet Bakanı. Toplumun vicdanı bunlardan rahatsız. Emin olun rahatsız. Biz bütün bunları aşmaya hazırız. Yeter ki ahlaki değerlere uygun davranmış olalım. Yeter ki. Siyasette bir ahlak denen bir kural vardır. Eğer siz yönetimde ciddi zaaf göstermişseniz bırakacaksınız. Bu kadar basit. Uygar dünya ne yapıyorsa aynısını biz neden yapmıyoruz? Suudi Kralı yapıyorsa neden Sayın Davutoğlu yapmıyor? Yapmalı bunları, yapmalı. Eğer demokraside biz daha iyi noktalardaysak yapmalı. İki bakanı azletmeli. Bunu yapmadığı takdirde emin olun hangi olay olacak ki bu bakanlar istifa etsinler? Hangi olay? Kaç kişi ölecek ki bu bakanlar istifa etsinler? Yani bu ölüm sayısı yetmiyor mu onlara? Bu gülümseme yetmiyor mu onlara? Anneler ağlıyorlar.
yürekleri kan ağlıyor, çocuklarını kaybetmişler. Beyefendi çıkmış televizyonda, istifa edecek misiniz? Gülerek hayır diyor, istifa niye edeyim diyor. Güvenlik zafiyeti yoktu. Güvenlik zafiyeti yoksa bu 99 kişi nasıl öldü? Nasıl öldü? Kim öldürdü bunları? Teşekkür ederim.